Dostlar selamlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ait hissettiğimiz yerde, bulunduğumuz yere katkı vermeyi seven ve kalplere dokunmayı isteyen insanlar olarak buradaki hayatımıza devam ediyoruz. Kendimizi düşünürken başka insanlara da, başka hayatlara da dokunmak isteyen ve bu duyguyu şiar edinmiş vatandaşlar olarak buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sosyal içerikli çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi tekrar yine bu konuyu konuşmak için daha önce sizleri tanıştırdığım ve kanalımda videosu olan Ali abiyle sohbet yapacağız. Hadi başlayalım. Ali abi nasılsın? İyi Murat, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Seninle ikinci videomuzu çekiyoruz. Evet. Daha önce videomuzda yine kalplere dokunan bazı şeylerden bahsetmiştik. Fakat çok isteğimize rağmen burada şu an bu videoda güzel haberler vermek isterdik. Hemen bahsedeyim kısaca. Belki bu videoyu yeni izleyenler olur. Ali abi burada Rafting Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Oteller Derneği Başkanı. Evet. Kendimizin dışında diğer insanlara da veya ihtiyacı olan insanlara da bazı desteklerde bulunmak istiyoruz. Sadece kendimizi düşünmek istemiyoruz buralarda. Bölgede sosyal içerikli faaliyetler yapmak istiyoruz. Bu minvalde geçenki videoda bahsettiğimiz gibi bir teyzemiz vardı Muğla'da bir bölgede yaşayan. 57 yaşında bir teyzemiz spor yapmak istiyordu özetle ve biz de ona yardımcı olmak istiyorduk. Bütün gerekli işlemleri tamamladık, yapmak istedik. Ali abi çok fedakarlık yaptı, gerekli işlemleri yaptı, kaymakamlığa kadar çıktı yukarıda konular. Evine kadar gittik hanımefendinin fakat elimizde olmayan sebeplerden dolayı ve bizim kontrolümüz dışında olan durumlardan dolayı ailesinden bazı insanların buna izin vermemesinden dolayı biz bu işi başaramadık ve o ablamıza bu isteğinizi gerçekleştiremedik. Ne diyorsun abi, biz üzüldük. Evet, bunu söylemiştim. Biz çok mutlu olmuştuk 57 yaşında bir teyzemin bu işi yapacağına. Sevinmiştik ama teyzemin ailesinden dolayı gelen tepkiler yüzünden yapamadık. Hatta Kaymakam Bey iki gün önce sordu, ne yaptınız, çözdünüz mü? Biz kaymakamla görüştük, Ula Kaymakamı ile diye. Biz de durum anlattık. Maalesef olmadı. Keşke yapabilseydik. Yani geçerli bir sebep de olsa yine hani gam yemeyeceğim de, hani öyle denir ya. Çok da geçerli bir sebep de değil. Yani kadının özetle mutlu olmasını istemiyorlar. Bence tatsız bir konu. Bu konuyu kapatalım ve insanlara hani sözümüzü yerine getirme bir videosu, evet, gibi haber vermek istedik aslında. Hani ne oldu falan diye merak edilir durumda olduğu için biz de buna bir cevap veren bir video olsun dedik. Evet. Hem bundan bahsedelim dedik. Çünkü sorumluluğumuz var. Yani biz de sadece ben Murat'a özellikle dedim ki sonuçta sizde bende bölgede sorumluluklarım var. Dalyan Oteller Derneği Başkanıyım aynı zamanda. Türkiye Rafting Federasyonu Muğla İl Temsilcisi. Evet. Yani bir şeyi bir kameraların önünde bir sözünü verdiğiniz zaman sonunu getirmeniz lazım ya da yapmanız gerekiyor. Sadece havada kalsın istemedik. Özellikle ben Murat'a bu videoyu ikinci defa çekelim. İnsanlar bizim yapmamız gerektiğini ya da yapmak istediğimizi sonuçlandırdığımız fakat olmadığını bilsin istedik insanlar. Evet. Yani sonuçta insanlar merak ediyor. Oldu diyor. Merak edenler oldu. Durum böyle dostlar. Bu konunun da haberini vermiş olalım. Aynı zamanda biraz da olsun şu anki durumdan çok bu Temmuz-Ağustos döneminde Dalyan'da koronadan dolayı tatile gelmek isteyip de gelemeyen de oldu. Aslında Ali abiyle onu da konuşabiliriz. Temmuz-Ağustos nasıl geçti abi? Yani hani çok genel bir soru gibi oluyor bu ama geçen seneye oranla geçen sene kıyaslarsak. Oranla Dalyan, Datça, Kaş, küçük butik yerler daha fazla revaçtaydı. Geçen yıla göre ama düşüşteydi. Bu bölgeler pandemi döneminde çok güvenli bir yerlerdi. İstediğimizi tabi alamadık fakat buna şükrediyoruz. Bölge turizm açısından, pandemi açısından çok sağlıklı bir yer. Yani Eylül ayında yine misafirlerimizi bölgeye bekliyoruz. Bu Dalyan olması önemli değil. Sadece Köyceğiz, Dalaman, Göcek, Datça, Selimiye tarafları bu anlamda çok safe. Yani daha çok güvenli Antalya bölgesine göre. Misafirlerimizi yine Eylül-Ekim ayında bekliyoruz. İnşallah ülkemiz bu pandemiyi atlatır. Daha rahat İnşallah. Bir şekilde çıkarız. Bütün bölgedeki otelciler gerekli tedbirleri alıyor. Hatta yarın başka bir proje yapacağız inşallah. Türkiye'de ilk defa yapılan bir nedir abi? Açabiliriz şey konuyu. Dalyan Otelciler'den ne olarak? Dalyan'da 10 noktaya maske istasyonları koyacağız. Ücretsiz. Çok iyi. Evet. Gelen misafirlerimizin hem sağlığı hem de bizlerin açısından oluyor ki misafir geceni saat 1'inde geliyor, 2'sinde geliyor ya da 11'inde geliyor.
Ankara'dan gelmiş, İstanbul'dan gelmiş, Bilecik'ten gelmiş, hatta Bitlis'ten gelen misafirlerimiz var bizim. Şimdi gecenin bir yarısı arabasında o kadar uzun yolu gelip de bir tek maskeyle ya da iki maskeyle gidip de eczane ya da marketlerden hiçbir şekilde evet. maske arasını istemiyoruz. Biz bunları inşallah yarın ya da ertesi gün bunu Dalyan'da yapacağız. Yaklaşık 10 noktaya maske istasyonları koyacağız. Misafirler gidecek, bölgedeki istasyonlardan alacak, kendileri kullanmaya sunacağız. Çok güzel düşünmüşsünüz abi. Bir de bu yaz benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Daha çok insanlar arıyorlar bizi. Sizin otelinize yönlendirdiğim çok insan oldu biliyorsunuz abi. Evet. Mesela geri dönüşler beni çok mutlu etti. Hani sizin otelinizde sanki, tabii ki bu başımızda olmasın bu illet de, sanki koronaya göre düzenlenmiş ve koronanın hassaslığına uyan bir şekilde hizmet alıp gittiler. Ve bana dönüşler o şekilde sağlıklı olduğu için ben de ayrıca mutlu oldum. Biraz da aslında gene ondan da bahsedebiliriz. Yani otelin hijyenik durumdan. 23 senedir turizm sektöründeyiz. Aile işletmesiyiz. Dolayısıyla benim sağlığım ne kadar önemliyse, bizim personelin sağlığı ne kadar önemliyse, misafirimizin sağlığı bizim için de o kadar önemli. Çünkü misafirden bulaşacak bana bulaşmış olacak ya da diğer misafire bulaşacak. Bunun için biz en üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. Otelin şöyle bir özelliği var. Otel tarzında değil, bir tane lobiden girmiyorsunuz ya da bir tane bir salondan girmiyorsunuz. Her odanın resepsiyonun dışında dışarıya açılan kapısı var. İsterse misafir bizle direkt muhatap olmayıp direkt odasına giriş esnasında biz WhatsApp'tan kimlik bilgilerini gönderebiliyor veya ödemesini yine mail order'da yapabiliyor. Direkt misafir odasına girip çıkabiliyor. Evet, biliyorsunuz bir de İstitut plajı 6 kilometre 5 kilometre 400 durumunda ve güvenli bir yer. Misafir istediği yere istediği şekilde gidiyor. Göce'ye gidiyor, Akyaka'ya gidiyor, Yuvarlakçı'ya gidiyor. Evet. Buradan biz tam ortadayız. Marmaris'te Fethiye'nin arasındayız. 1 saat 10 dakika mesafede hem Fethiye'ye gidip hem Marmaris'i gezebiliyorlar. Evet. Bu bilgileri çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bilmeyenler için de vermiş olalım tabii ki. Onun dışında bana gelen sorulardan bir tanesi de mesela Dalyan Turizm ile alakalı. Dalyan'da tatil yapmak anlamında faydalı bir bilgi videosu olsun istiyorum dostlar. O yüzden mücadele ediyorum. Dalyan'da nasıl tatil yapılır durumunu biraz Antalya ile karıştırıyor abi insanlar. Onu ben fark ettim. Ne demek yani? Tam böyle deniz kenarında tatil yapmak istiyor veya tam deniz kenarında bir otel olsun istiyor, bir şey istiyor. Biraz bunun durumundan izah edelim abi bence. Şimdi bizi deveceğin şeylerden bir tanesi genelde yabancı misafirlerimiz, yurt dışından gelen misafirler gittiği noktayı çok iyi araştırıyorlar. Bizdeki en büyük eksiklerden bir tanesi misafir rezervasyon yaptırıyor. Geliyor, ben oteli Dalyan'da ya da işte denizin kenarında diyebiliyorum diyor. Hem bizim misafirin zaman kaybına neden oluyor. Aynı zamanda bizim de otel olarak ya da işletmelerin, bizim otelimiz için sadece konuşmuyorum, rezervasyon kaybına neden oluyor. Çünkü 10 tane odamız bu şekilde olmuş olsa misafirimiz de memnuniyet yaşayamayacak, biz de memnun olmayacağız. Dolayısıyla Dalyan bir butik bölge. Dalyan'da geldiğiniz zaman denizden çok bölgeyi gezebileceğiniz bir alternatif yer. Yani arabanıza binecekseniz Göce'ye gideceksiniz. İstitut plajına yarım saat içerisinde, 30 dakika içerisinde tekneyle sandalla gidebiliyorsunuz. Yine minibüste 15 dakika içerisinde gidebilirsiniz. Yani deniz kenarında değiliz ama gölümüz var, ortada nehrimiz var, alt tarafta İstitut plajı var. Abi özür dilerim, şunu söylemek lazım. Deniz kenarında değiliz ama bir eksiklik değil burada. Değil. Yani bu zaten böyle olması lazım. Yani. Doğru olan budur zaten. Yani bizim fazlamız var. Biz kesinlikle denizlere, mesela soruyorlar bana denizlere yakın mı, denizlere uzaklığı ne kadar? Ben de diyorum ki 15 dakika, 10 dakika, 20 dakika seçenekleriniz arasında istediğiniz denize, istediğiniz koya gidebilirsiniz. Burası böyle bir bölge. Biraz Antalyavari düşünce olduğundan dolayı hem hemen deniz kenarı falan öyle bir tatil yapmak isteyene göre bir yer değil burası. Bu Fethiye de olsa Marmaris'teki bazı birinci banttaki otellerin haricinde zaten otellerin hiçbirisi şeye sıfır değil. Evet. Bölgede Dalyan'da özellikle şunu da belirtmek lazım. Dalyan'da hiçbir otel deniz kenarında değil. Nehir kenarında olan işletmelerimiz var, otellerimiz var. Nehri gören otellerimiz var. Diğeri Dalyan zaten küçük bir mahalle. Mahallenin içerisinde yürüyerek baştan başa saatinde 15 dakika içerisinde evet, geziyorsunuz. Evet. 15 dakika içerisinde nehri, 5 dakika içerisinde nehri görebiliyorsunuz. Bu 3500 yıllık kaya mezarlarının manzarasını görebiliyorsunuz. Yani böyle bir güzellik yaşıyorsunuz. Köyün içerisindesiniz. Düşünün ki köyün içerisinde 15 dakika içinde geziyorsunuz.
nehir kenarında oturuyorsunuz, kaya mezarlarını seyrediyorsunuz. O eski sandallarla sazlıkların arasından geçip İstuzu'na gidiyorsunuz. İkinci koyuna gidiyorsunuz. Yuvarlak şeye gidiyorsunuz. Göce'ye gidiyorsunuz. Göcek 12 Allar tekne turunu yapıyorsunuz. Yani bir saatin içerisinde bütün bölgeye ulaşabiliyorsunuz. Bundan başka bir güzellik olmaz. Akşama kadar denize girseniz ne yapacaksınız? Bölgeyi görmedikten sonra, köylü teyzelerimi tanımadıktan sonra burada ya da arabanızı park edip bir köylüden incir almadıktan sonra tatilin bir anlamı yok ki. O zaman oturalım, evimizde bekleyelim. Zaten bu bölgeye o yüzden seçiliyor yani, evet. O amaçlı. Bir de şu Sevgi yolundan da bahsedelim. Orası da bitti değil mi abi? Orası da insanlar görüyorlar, çok sessiz. Sevgi yolu, evet, 5 kilometrelik bir yol var. Güzel oldu orası da. Dalyan'da oturup eşinizle, çocuklarınızla o Sevgi yolunda ya da gözleme yiyebilirsiniz orada, çayınızı, evet, içebilirsiniz. Dalyan biraz daha köy tarzı, biraz, hı-hı, daha ne bileyim, butik. Evet, evet, o havada hep öyle gelişmemiş, kalsın. Gelişmemiş, hala eski Anadolu ruhunu taşıyan bir yer. Evet. İşletme sahipleri olsun, oteller olsun. Dediğim gibi işletme sahibi burada, otel sahibiyle direkt karşı karşıyasınız. Dolayısıyla bunu büyük otellerde görmeniz mümkün değil, büyük yerlerde görmeniz mümkün değil. Ama biz her zaman şunu istiyoruz. Gelen misafirimiz direkt bizi görsün ki, şikayetimiz varsa bize iletsin ki biz diğer gelen misafire bu şikayeti daha rahat ettirerek yaşatmayalım gelen kişiye. Evet. Sana ne zaman müşteri yönlendirdiysem abi, bir tane bir sıkıntı duymadım. Bundan da çok mutluyum. Yani mutluyum bu durumdan da. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Hakkını teslim etmek lazım. Sağ ol. Güzel bir hizmet alıp evlerine döndüler abi. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum sana. Dalyan'a tatile gelmek isteyen insanlar veya bu bölgeye gelmek isteyen insanlar şu fiyat skalasını kafalarına nasıl ayarlamadılar? Mesela şu fiyat olunca ben böyle bir hizmet alacağım, demek ki böyle bir yerde kalacağım. Biraz daha düşük fiyat olunca ya burası niye bu kadar pahalı ya? Hani bu şeylere düşüyor insanlar. Sen bir işletmeci olarak abi bunu nasıl tanımlarsın abi, bu durumu? Bu psikolojiyi nasıl ayarlasınlar? Bize şöyle bir talepler geliyor. İşte biz Alaçatı'da fiyatlar, otelciler arasında da konuşuyoruz. Alaçatı'da fiyatlar, oda fiyatları 1000-1500 lirayken aslında bizim otellerimiz Alaçatı'daki otellerden daha çok güzel. Evet. Pansiyonlarımız daha kaliteli, daha iyi. Dalyan'da ortalama oda fiyatları, bizim en örnek vermek istersen, bizim şu andaki Eylül ayın dönemindeki iki kişi başı, daha doğrusu söyleyeyim ben, 150 TL kahvaltı dahil. Tekrar söyleyelim abi. Şimdi Eylül ve Ekim'imiz var. Bizim buralarda bir laf vardır. Buralarda en iyi denize girecek ve tatil yapılacak zamanlar Eylül ve Ekim ayları. Ve şu an o aylara geldik. Tekrar şu an şu mevsimde çektiğimiz bu videoda bilgi vermek gerekirse abi, Eylül ve Ekim ayı fiyatlarımız ne abi? Ortalama oda fiyatları kişi başı 150 TL kahvaltılı, akşam yemekli olursa 200-250 TL. Otelin doluluk ve boşluk oranına göre fiyatlar değişiyor. Tamam. Dediğin gibi bir de buranın en güzel ayı aslında Eylül ve Ekim ayı. Evet. Eylül'ün 15'inden sonra portakal çiçekleri açar. Akşamleyin o serinlikte Dalyan sokaklarında portakal çiçeklerinin kokusuyla heyecanlandım ben de. Yürürsünüz. Onun için Eylül Dalyan'da yaşanır. Evet, evet. Biz de biraz abi bu yaz çok yoğun bir zaman geçirdik. Böyle bir çok koşuşturmacalı, şimdi biliyorlar benim hangi sebeple söylediğimi, arkadaşlar biliyorlar. Çok koşturmacalı bir zaman geçirdim. Ben de inan var ya Eylül Ekim bekledim. Yani hani şöyle Eylül Ekim gelse de, tabii ki çocukları denize götürdük, gezdik falan, şey yaptık falan, ama yani tam tadını herhalde bu aylarda çıkaracağız herhalde. Tabii dostlar şunu es geçmeyelim. Yani biz burada videonun açılışında da söyledim ya. Yani kalplere dokunmayı seven ve kendimizden başka diğer insanları da düşünen minvalde insanlar olduğumuzdan dolayı bizim bu çalışmalarımız hep devam ediyor zaten. Değil mi Ali, evet, abi? Evet. Yani illa öyle oldu. O bir tane konuydu. Bizim şu an arka planda yaptığımız bir sürü işler var. İşte hani konuşmuştuk ya Ali abi, biliyorsun sen de, onu da söyleyelim. İşte denize girmeyen çocuk kalmasın burada. Şu an kameranın arkasında duran arkadaşımın da katkısıyla, senin de katkınla bizim bu durumumuz devam ediyor. Onlarla ilgili projemiz var. Ortaca Belediyesi'nde bir görüşme yaptık. Şu pandemi süreci hafif böyle şey olduğu zaman Eylül-Ekim ayının içinde biz bu işi yapacağız zaten. Onlar devam ediyor. Başka şekilde çocukların ihtiyaçlarını halletme ve işte onları mutlu etme durumlarımız devam ediyor zaten. Hepsi biz biliyoruz zaten, aramızda konuşuyoruz. Ya, onlar devam ediyor. Bölge zaten Ege bölgesi, özellikle Anadolu kültürünü taşıdığı için biraz daha turizm, özellikle Dalyan, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz kısmı. Turizm henüz böyle çok üst düzeye çıkmamış. 5 yıldızlı otellerin olduğu, şaşalı olan bir yer değil. Butik, doğal,
insanlarla iç içesiniz, tatilini yapıp sokakta belki iki gün kaldığınız zaman bütün esnafı tanıyacağınız bir ortam var. Evet, aynen öyle abi. Eylül ayı yine burada farklı bir ortam. Sen de zaten fazlasıyla fedakarlık yapıyorsun, ben onları takip ediyorum. Koşturuyorsun. Dediğim gibi Dalyan çok farklı bir yer. Evet, evet. İşte gelen insan da ona göre gelmesini istiyorum abi. Sorduğun sorular aslında o duygu düşünceli. Şimdi abi aile gelmek istiyor oteli. Böyle sıkış sıkış mesela şu alt odalarda mı kalacak, yoksa onlara göre bir oda ne şekilde ayrı ayrı, bekarlar aile, şey, çiftler aile falan? Bizim standart otel odalarımız da var, aile odalarımız var, 4 kişilik, 6 kişilik aile odaları var. Düşünün şöyle bir şey, apartman tarzı. Bu apartmana giriyorsunuz, üst katta 2 tane ya da 3 tane odanız var. Çocuklarınız bir odada kalıyor, siz kendiniz bir odada kalıyorsunuz. Akrabanız, babanız, anneniz varsa da bir odada kalıyorsunuz. 3 odalı odalarımız var, 2 odaları aile odalarımız var. Bir de otel standart ya yani otel tarzında odalarımız var, 2 kişilik giriş katında. İsterseniz evet, alt kattan direkt istiyorsanız 2 kişi gelecekseniz, 3 kişi gelecekseniz çocuğunuzla birlikte direkt bizim en büyük noktalarımızdan bir tanesi şu. Misafir odasının önünde oturuyor balkonda. Belki videoda görüyorsunuz. Balkonun önünde çayını içiyor, kahvesini içiyor. Çocuğu gözünün önünde havuza giriyor. Evet. Çok güzel. O bizim için bir artı. Evet. Hem misafir için artı. Çünkü çocuğun peşinde devamlı koşturmak istemiyor. Ya da odaya gidecektir, lavaboya gidecektir, şunu yapacaktır. Ama çocuk devamlı gözünün önünde. Hı. Aile işletmesi zaten genelde aileler tercih ediyor. Bir de şöyle bir durumumuz var. Biz geldikleri zaman, ben tekrar söylüyorum, evcil hayvan dostuyuz. Evet, onu da vurgulayalım. Gelmek isteyen olursa lütfen, geçen bir misafirimiz başka bir şekilde niye bunlar geziyor dedi. Ben onlar can dedim. Şikayetçi mi oldu? Şikayetçi hani hafif oldu. Böyle şey mi oldu? Onlar da bir can. Evet. Gelecek misafirlerimiz eğer bize ulaşamasa bile burada Dalyan'da evcil hayvan almayan otellerimiz de var. Biz onlara da yardımcı oluruz. Ama bizim otelimiz evcil hayvan Patilya. Tamam. Nişkarya hayvan dostu bir otel. Evet, evet. Özet imzamızı atalım. Evet, yani. Evet. Şimdi dostlar, bu arada köpek dostu otel dedik, o arada duydu kendini herhalde. Şimdi abi ismini ne koymuştun bunu? Yo-Yo. Yo-Yo. 2,5 ay önce buraya gelmiş, köpek dostu otel olduğunu öğrenmiş buranın. Ali abiye sığmış. Şimdi azıcık onunla oynadık da, ara verdik biraz. Şunu da söyleyelim bu arada. Bu videoyu izleyip de bu otelde gelip konaklamak isteyen dostlar, eğer YouTube videonuzu izledim de geldim derlerse %11 indirimleri var. Evet, %11 indirimleri var, onu da söyleyelim dostlar. 12 ay için zaten pandemiyle ilgili evet, tepkilerim çok üst seviyede. İnşallah büyük şehirlerde büyük sıkıntılar olmaz da. Belki gelecek Eylül'e gelirler. Ben temennilerim o. Yani sıkıntı değil. Tamam. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Biz biraz sonra Dalyan sokaklarında dolaşacağız. Tam güneş batmak üzere çok tatlı ve sevdiğim bir zaman. Kaunos çay bahçesinde kral mezarlarına karşı güzel bir nar suyu yudumlamayı hedefliyorum biraz sonra. Eğer buralara gelirseniz bir nar suyumuzdan içmeyi ve buralarda güneşi batırmayı unutmayın sakın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.